spor severler, Bandırma'da sadece futbol yok, tabii değişik faaliyetlerde spor dallarında çalışmalar sürüyor. Bugün de Bandırma'daki güreş faaliyetleri üzerine duralım dedik ve sevgili hocamızla bir araya geldik. Hocam, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kısaca özetler misiniz burada? Çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Gençleri kötü alışkanlıklardan, kahve köşelerinden kurtarıyoruz. O bütün alanlarda aşağı yukarı ortak cevap. Beden eğitimi öğretmenleri de öyle cevap veriyor. Siz özellikle kendi alanınızla ilgili bilgiler rica ediyorum sizden. Greco-Romen'de neler yapıyorsunuz? Minder güreşinde, Bandırma'ya neler kazandırdınız? Onları merak ediyorlar. Bandırma'da güreşe fazla bir destek yok. Yeni yeni belediye bize malzeme yaptırdı. Eşofman, çanta, ayakkabı, mayo, şort, tişört. Onların işte biz ulaşım bakımından destekleri bekliyoruz. Evet. Türkiye'nin her yerinde diğer belediyeler, eskiden kamu kurumlarında fabrikalar vardı ve bu fabrikalarda kulüpler vardı. Şimdi bunlar kapanınca böyle kulüpler destek yeterli yapamıyor. Ondan dolayı belediyenin ve bize sponsor olarak yardımcı olacak insanlardan yardım bekliyoruz. Evet, size gelen başvuran güreşçi adaylarında neler arıyorsunuz? Kriterleriniz neler? Şimdi bu çok enteresan bir olay. Ben 50 sene yakın güreş içindeyim. Mutlaka. Ama ben antrenör olarak soruyorum şimdi size. O güreşçilik dönemini bırakın. Evet. Neler arıyorsunuz kriter olarak? Kriter olarak bir kere her şeyden önce disiplinli, ahlaklı olması lazım. Atatürk'ümüzün dediği gibi ben sporcunun zeki ve çevik olması lazım. Ve aynı zamanda güreş sporunda kısa boylu, uzun boylu, şişman, zayıf herkese yer var. Herkese yer var. Diğer spor dalları gibi kolektif değil, ferdi spor dalı bu. Çok güzel. Size başvuran bir güreşçinin yetenekli olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Yalnız yetenekli sporcu almıyorum ben. Burayı her gelen kişi müracaat edeni, hiç ummadığın kişi de iyi bir sporcu olabilir. Mutlaka iyi insan. Ahlak okulu ayrı. Ben ona saygı duyuyorum. Ahlaklı olması mutlaka çok çok önemli. Güreş açısından soruyorum. Nelere dikkat ediyorsunuz? Kere... Her gelen başvuruyu kabul ediyor musunuz? Adamın güreşle alakası yok. Ben güreş yapmak istiyorum dedi. Buyurun mu diyorsunuz onlara? Şimdi genelde bir kontrolden geçiriyoruz. Ha, o kontrolü soruyorum. Evet. Nelerine bakıyorsunuz kontrolde? Başta istekli ve bu işi sevmesi lazım. Mutlaka. Teknik anlamda soruyorum ben, teknik. Ya baktım zaten ben gözlerinden anlıyorum bu işi yapıyorum. Bize anlatın işte o gözlerinden neyi anlıyorsunuz? Ama o benim sırrım, bende kalsın. Ha, kimseye anlatmıyorsunuz yok, bunu. Yok, yok. Çocuklara nasıl anlatıyorsunuz? Orada da sır mı saklıyorsunuz? Çocuklara orada, nasıl anlatıyorsunuz? Orada sır saklamıyorum. Hı, onu yok. Anlatın bize. Çocuklarınıza ne anlatıyorsunuz? Çocuklara başta iyi insan olmalarını, iyi sporcu olmaları için iyi beslenmeleri ve aynı zamanda oturup kalkmalarına, giyim kuşamlarına, beslenmelerine çok dikkat etmeli. Toplumda bir birey olarak halkın gözü onlarda olduğuna inanıyorum. Anladım. Haftada kaç gün çalışıyorsunuz? Haftada 5 gün çalışıyorum. 5 gün. Programlarınız, bugün mesela ne vardı programınızda? Şimdi biz hazırlık dönemi, evet. Müsabaka dönemi, geçiş dönemi. Tamam. Hazırlık döneminde kuvvet çalışması yapıyoruz. Tamam. Müsabaka döneminde bol bol antrenman yapıyoruz. Şu anda hazırlık döneminde. Şu anda müsabaka dönemi. Minder'de bitti, yağlı güreşler hazırlanıyoruz. Evet, bugünkü programımızda neler var yağlı güreşler hazırlanırken? İşte yağlı güreşin tanıtımı, ataspor olarak paça kasnak çalışmaları, onları tarif ediyoruz. Ondan sonra teknik olarak oyunları gösteriyoruz. Ayaktan, geriden, duruş, tutuşlar. Bir güreşçi hem minderde hem çayırda da güreşebilir mi? Zaten yağlı güreşçi de daha çok minderden gelenler başarılı oluyor. Minderden gelenler tabii, başarılı. Çünkü onun motorsal özellikleri farklı. Bizim güreşten önce jimnastik yapıyoruz biz. Evet. Kültür fizik hareketlerimiz. Evet. Evet. Hatta burada Banvit'in altyapısı burayı antrenmana geliyor. Evet. Burada onlara köprü çalıştırıyoruz. Boyun kasları, yani çömelip kalkma hareketleri, takla hareketleri, köprü hareketleri onları yaptırıyoruz. Anladım. Kaç sporcunuz var şu anda? Ortalama 30-40 arası. 40 arası. Peki iki grup halinde çalışıyoruz. Bulgaristan'dan geldiğiniz söylediniz. Evet, 40 sene önce. Bulgaristan'da neler öğrendiniz güreş sporu? Zaten oradan altyapıyı aldım da geldiğim için ve ben bu işe aşığım. Severek yapıyorum. Nasıl bir altyapı aldınız oradan? Onu açın bize, biz de öğrenelim. Ya Bulgaristan'da okullarda arama tarama yapıyorlar. Evet. Bilhassa Türk asıllı güreş sporcular daha çok ağır spor dallarında güreşle halteri ağırlık veriyorlar. Evet. Biz de burada ülkemizde, vatanımıza, atasporumuza, gençlere hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bir güreşçinin başarısında hocanın önemi ne kadardır sizce? Bir kere hocanın önemi şöyle, öğrenciyle sporcular onun ailesinde ve okulunda çok iyi diyalog kurması lazım. Mutlaka. Onun bütün fizyolojik, bilimsel olarak onun psikolojik durumu, beslenmesiyle ilgili yakından ilgilenmesi lazım. Evet. Peki teknik olarak neler veriyorsunuz bu çocuklara, ne kazandırıyorsunuz? Teknik olarak
65 senesinde başladım ben güreşe. Evet. 23 yaşında geldim Türkiye'ye. Hı hı. Ve 40 sene yakın Türk güreşine hizmet ediyorum. Sporcu, antrenör ve hakim olarak. Bulgaristan'da da aşağı yukarı bir 13 sene geçti. Mutlaka sporcu geçmişiniz var, ben ona evet. inanıyorum da ne kazandırıyorsunuz bugünkü idmanlarda çocuklara? Mesela bugün ne kazanacaklar? Bugün çalışmalar sonunda. Çalışmalarda baştan tek sıra oluyorlar. Tek sıra. Ondan sonra hafif koşu hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra jimnastik hareketlere başlıyoruz. Ondan sonra belki iki şıraf köprü güzel ısınıyoruz. Ondan sonra sakatlık olmasın diye bu ön hazırlığı yapıyoruz. Zeka mı önemli, kuvvet mi önemli bu güreş sporunda sizce? Her şeyden önce akıl. Akıl önemli. Tabii. Neden akıl? Çünkü akıllı adam yanlış yapmaz. Bu matematik işidir. Zamanlama refleksleri ne zaman nasıl oyunu uygulayacağını bilmesi lazım. Kaç tane kupa kazandıran oyuncumuz var burada? Güzel kupaları görüyorum. Bu bir yıla yakın bir çalışmamız var. Hı hı. Değişik yaş gruplarında 5 kupa aldık. Bizim şimdi kolektif spor olmadığı için ferdi sporda herkes kendi becerisini gösterebiliyor yani. Kendi kategorisinde, kendi yaş grubunda. Anladım. Yani hocanın payı %40 mı diyorsunuz bir güreşçinin gelişmesinde? Ben hoca antrenörlere çok önem veriyorum. Teşekkür ederim. Hı. Ben kendim için bir yüzdelik veremem. Onu zaman gösteriyor. Zaman gösteriyor. Yani hoca siz veremezsiniz de yani genel olarak bir antrenörün çocuğun yetişmesindeki rolü nedir? Şimdi bizim ülkemizde en büyük eksiklik şu. Ne? Önce başarı yapacaksın. Evet. Sonra sizi kabul edecekler ve o zaman yardım yapacaklar. Avrupa ülkelerinde önce devlet destek yapıyor, sonra başarı bekliyor. Bir sporcudan 6 ayda, 1 senede, 2 senede şampiyonluk bekliyorlar. Ve bu sporu 2 olimpiyat dönemi, 8 sene sabır etmek lazım. Çok, 8 sene. Evet. Biz sizi Bandırma olarak, Bandırmalı güreş severler olarak 8 sene bekleyelim mi diyorsunuz bu başarı için? Yok, daha önce gelecek. Ben daha önce kendimi ispatladım. İspatladınız. Şu anda baş pilot Aslan Zeybek, ben ilk antrenörü benim derdi. Anladım. Şu anda... Bandırma'da ispatladınız, mutlaka çevrede ispatladınız. Bandırma'daki durum. Bandırma'da şu anda güreş yoktu, yeniden canlandırıyoruz. Yeniden canlandırdınız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu söyleşi için. Hadi, size başarılar. Sağ olun.